İltihaplı eklem romatizması hastası Tuğba Çelik, erken tanı ve tedavi sayesinde yatağa bağımlı durumundan kurtulup, aşçılık mesleğine geri döndü. Eklem ağrıları ve şişlikleri bulunan 45 yaşındaki Tuğba Çelik'in vücudu şişerek kısa sürede yatağa bağımlı halde kaldı. Tekerlekli sandalye ile Medicana International Samsun Hastanesi'ne gelen Çelik'e yapılan tetkiklerde, iltihaplı eklem romatizması tanısı konuldu. Hemen tedaviye uygulanan Çelik, kısa sürede sağlığına kavuştu. Çelik, yoğun tempoda çalıştığı aşçılık mesleğinde hiçbir sıkıntı yaşamadan çalışmaya devam etti. Tuğba Çelik, uygulanan tedavi sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi. Romatoloji uzmanı Doktor Yeliz Zahiroğlu da, hastalıkta erken tanı ve tedavinin geri dönüşü olmayan engellerden hastaları kurtardığını ifade etti. Gündelik hayatta hiçbir aktivite gerçekleştiremiyordum. Kendim hiçbir işimi yapamıyordum. Tamamen yatağa bağlıydım. Başkalarının bakımına ihtiyaç duyuyordum. Suyumu dahil içemiyordum, yutkunamıyordum bile, o dereceydi. Şu anda Allah'a çok şükür çok iyiyim. Kendi işimi kendim yapıyorum ve çalışıyorum bile hatta, yani o kadar iyiyim. Bir 20 gün bu şekildeydim. İşte grip oldum, enfeksiyon kaptım falan filan derken baktım ben tamamen şiştim. Bir felçli hasta kıvamına geldim. Dedik hani romatolojiye gidelim. Ay, rahmetli annemde de vardı çünkü. Hiç elimi kolumu oynatamıyordum. Konuşmakta bile zorluk çekiyordum. Ağlıyordum, o durumdaydım. Buraya ben tekerlekli sandalyeye geldim. Acilde uyguladığı bir tedaviyle kendim seyreden kalktım, arabama kendim bindim, o şekil geldim yani. Vallahi hayatım çok güzel bir şekilde değişti. Artık her işimi kendim yapıyorum, hatta çalışıyorum bile. Çok da güzel, yoğun bir iş hayatım var. Hiç de bir ağrım, sıkıntım yok. Gayet güzel, sağlıklı bir şekilde, aktif bir şekilde hayatıma devam ediyorum yani. Çok mutluyum. Tuğba Hanım, iltihaplı eklem romatizması yani romatoid artrit hastası. Bize geldiğinde birçok hastamız gibi daha tanısını almamıştı. Eklemlerinde, özellikle ellerinde, dizlerinde, ayak bileklerinde, ayak tarak eklemlerinde şişlikler, iltihaplar vardı. Geldiğinde biz ilk olarak iltihaplı eklem romatizmasından şüphelendik. Muayenesini yaptık, ultrasonografik değerlendirmesini yaptık, eklemlerine baktık. İltihaplarla şişmiş olduğunu gördük eklemlerinin. Yürüyemiyor. Kendine bakımı ile ilgili hiçbir şey yapamıyordu. Sonra kan değerlerine baktık. Kan değerlerinde iltihap değerlerinin çok yüksek olduğunu gördük. Romatizmal testlerinin yüksek olduğunu gördük. Bazı romatizmal testler de baktık kan değerlerinde. Bunlar da yüksekti. Sonra ilk tedavimizi uyguladık. Öncelikle belli bir tedavi uyguluyoruz damardan. Sonrasında hastamıza idame tedavisini veriyoruz. İlaçla tedavi edilen bir hastalık. Şimdi hastamız gayet iyi, mutlu, kendi yaşamına, kendi başına devam edebiliyor. Hatta çalışabiliyor. Zaten bizim de amacımız hastalara ağrısız ve başkasına muhtaç olmadan bir yaşam sunabilmek. Eğer hastalar erken tanı alırlarsa eklemlerde herhangi bir kalıcı hasar kalmadan iyileşebilirler. Ancak erken tanı almazlarsa ve hastalık ilerlerse, sürerse eklemlerde iltihabın yarattığı hasar nedeniyle kalıcı deformiteler gelişiyor. Hastalarda engellilikler meydana geliyor. Engelli hastalar haline gelebiliyorlar maalesef. Başkalarına muhtaç yaşamak durumunda kalabiliyorlar. Ne zaman tanı konulduğu gerçekten çok önemli. Romatoid artritte tedavinin ne kadar uyumlu olduğu, hastanın takiplerini ne kadar düzgün yaptığı çok çok önemli. Eğer uygun tanı konulduğunda, uygun tedavi verildiğinde hasta da takiplerine düzenli gelirse normal yaşamını sürdürebilir. Ama bunlardan herhangi biri eksik olduğunda maalesef hastalık kalıcı hasar bırakıyor ve engelliliğe neden oluyor. Hastaların ilk fark edebileceği şeyler sabah kalktıklarında ellerini yumruk yapamama, ellerinde tutukluk hissetme. İlk olarak bunu yaşarlar. Sonrasında şişlikler meydana gelir, ellerini hareket etmekte, bir nesneyi tutmakta zorlanırlar. Sonra bu eklem ağrıları diğer eklemlere yayılır. Dizlere, ayak bileklere, omuzlara, bazen kaslara yayılır. En sonunda sabah yataktan kalkamaz hale gelirler. Özellikle de sabahları bu ağrıları hissederler. Hareket ettikçe biraz ağrıları azalır. Azaldıkça hasta toparlandığını düşünür, ancak tekrar uykuya daldığında gece ve tekrar uyandığında yine aynı şeyleri yaşamaya başlar. Bu artarak devam eder. Sonrasında da hasarlar meydana gelir. Akciğerleri tutabilir, gözü tutabilir, damarları, sinir dokusunu tutabilir, lenf dokusunu tutabilir, bazen akciğer zarında, kalp zarında sıvı toplanmasına, iltihap oluşmasına neden olabilir. Bazen kan hücrelerinde, sayılarında değişiklikler yapabilir. Bu hastalık eğer başka dokuları da tuttuysa, o dokulara yönelik de ekstra tedavi vermemiz gerekebilir hastalarımızda.